Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. İnsanlar neye değer veriyor ise ondan konuşulmasını, ondan bahsedilmesini, saatlerce onun üzerinde durulmasını istiyorlar. Şimdi özellikle İslam'a değer verdiğini söyleyen insanlar, yani mesela Allah subhanahu ve teala'dan bahsedildiği zaman, Kur'an'dan bahsedildiği zaman, işte sünnetten bahsedildiği zaman, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedildiği zaman, ashabından bahsedildiği zaman, yani özetle İslam'la alakalı İslami alametlerle oruçtur, namazdır, zekattır, hacdır, bunlardan bahsedildiği zaman kendisine Müslümanım diyen insanlar ama İslam'ı yaşamayan maalesef insanlar hemen bir saygıyla beraber hani önlerini ilikliyor tabiri caizse. Ama yaşantıya baktığımız zaman tam manasıyla önlerini ilikleyenler değil de bu tür değerlere değer vermeyen insanlar profilindeler maalesef. Tabii bizler yapmamız gereken şeylerden birisi İslam'ı sevdirmektir insanlara. Allah subhanahu ve teala kitabında diyor ki Rabbine güzellikle ve hikmetle davet et. Yani güzel bir şekilde davet et. Söylediğin sözleri güzellikle karşındaki insanlara aktar. Onları güzellikle etkilemeye çalış. Onlara İslam'ın ihtiyacı olmadığını, İslam'a kendilerinin ihtiyacı olduğunu, onlara Allah'ın ihtiyacı olmadığını, Allah'a kendilerinin ihtiyacı olduğunu güzellikle ne yapmaya çalış? Anlatmaya çalış. Ve hikmetle davet et diyor. Yani karşındaki insanları bir analiz et. Bir sağını, bir solunu düzgün bir şekilde takip et. Bu insanların eksiğini, artısını güzel bir şekilde kontrol et. Yani davet etmek her zaman pataküte gidip bu budur, şu da şudur, sen de şusun demek değildir. İnsanı ilmi manada güzel bir şekilde anlatım sergileyip onun anlayış seviyesine kadar inmek gerek. Ve anlattığımız şeyleri anlayıp anlamadığını da kontrol etmemiz gerek. Karşımızdaki insan bazı şeyleri anlamıyor olabilir. Yeter ki dikkatli olduğunu düşünelim. Yeter ki ilgilenmek istediğini, ilgilendiğini bilelim. Ona en güzel şekliyle Kur'an'ı ve sünneti önüne koymaya çalışalım. Bu meselede hikmetli bir şekilde davet etmemiz için de eğer biz bu vasıflara sahip değilsek hikmetlice davranıp başkasını onun karşısına götürelim. Ya da onun anlaması için sosyal medyada bazı video linklerini onun önüne koyup daveti tam manasıyla Allah Subhanahu Teala'nın razı olduğu şekilde yapmaya çalışalım. Bu şekilde eğer yapıp daha sonra karşımızdaki insanda zaaflar, böyle ikiyüzlülük haller, böyle ilgileniyor ama ilgilenmeyen tavırlar, dengesiz, durmadan değişken tavırlar görüyorsak, ha diyelim ki biz elimizden geleni yaptık ama bunu yapmadan, o insana doğru düzgün ilgilenmeden bir şeyler beklememiz de aslında beyhudedir, faydasızdır. Bakın insanlar ne derse desin. Yani mesela biz insanlara din anlattığımız zaman biz siz mi Müslümansınız hitabı olsun ya da çok biliyorsunuz, herkes bilmiyor da biz siz mi biliyorsunuz gibi hitaplar olsun veyahut benzerleri olsun fark etmez. Biz bunları kulak ardı etmemiz gerekli. Amaca odaklanmamız gerekli. Yani yolumuz uzun. Yolumuzun kenarlarında bazen bizleri böyle tahrik edebilecek kimseler çıkabiliyor. Biz bunlara kulak asmayacağız. Amacımız belli. Yolumuza devam edeceğiz. Bu da şundan geçer. Kur'an'ı ve sünneti güzel bir şekilde öğrenmeye çalışıp hayatımıza dökeceğiz. Bakın çoğu insan anlattığımız şeylerden etkilenmez. Yaşantımızdan etkilenir. Yaşadıklarımızla insanlara bir şeyleri daha güzel bir şekilde gösterebiliriz. Onlar bizi izlerken bizler İslam işte size bunu emrediyor. İslam güzel ahlakı emrediyor. İslam yardımseverliği emrediyor. İslam insanları düşünüyor. İslam insanların kurtuluşunu istiyor. İslam toplumun düzenli olmasını istiyor. Birbirine hadsizce davranmasını istemiyor. Birbirinin malını hırsızlıkla, gaspla, yolsuzlukla çökmesini istemiyor. İslam birbirinizin namusunu, ırzını, malını, canını korumak istiyor. İslam sizden haksız yere kapitalist düzenin, emperyalist düzenin mallarınızı faiz adı altında veyahut vergi adı altında veyahut başka adlar altında biraz da devlet ismini kullanarak sizin mallarınızı gasp etmeyi istemiyor. İslam size hak ettiğinizi vermeyi ve sizin de hakkınız olan şeyi başkalarından almayı vaat ediyor. Ve İslam bununla da kalmıyor.
diyor. Yeryüzünde izzeti ve şerefi ve ahirette de bu izzetli ve şerefli bir yaşamın devamını size vaat ediyor. Ve sizin bir tek ilahınız olduğundan bahsediyor. Birden fazla ilahınızın olmadığı, yani patrona kul olmayın. Yahut annenize babanıza kul olmayın. Veyahut bir amaca dünyalık menfaate ulaşmak için insanlara kul olmayın. Bu yüzden Allah subhanahu ve teala diyor ki yalnız Allah'a kul olun. Allah subhanahu ve teala dilemediği sürece size kimse bir şey yapamaz. O dilediği zamanda da hiç kimse o zarara engel olamaz diyor. Bu yüzden biz hal dilimizle öncelikle İslam'ı insanlara göstermemiz gerekli. Yani ben anlatıyorum da bu insanlar dinlemiyor demek biraz ucuza da kaçmak olabilir. Tabii ki genelde doğrudur. Söylediğimiz şeyleri yapıyoruzdur, anlatıyoruzdur ama yine de karşımızdaki insandan herhangi bir şekilde tepki göremiyoruzdur. İslam'a karşı felç olmuş bir insan elbette size karşı herhangi bir şekilde tepki göstermeyebilir. Bu Allah subhanahu ve teala'nın işidir. Allah subhanahu ve teala hadidir. Biz ancak hidayetçi olabiliriz. Allah subhanahu ve teala'nın hidayetine erdiren hidayetçiler olabiliriz. Yani vesile olabiliriz. Bu da Allah subhanahu ve teala'nın dilemesiyle ve Allah subhanahu ve teala kendi kapısını aşındıran, ben bu kapıdan girmek istiyorum diyen insanlara da sen bu kapının dışında kalacaksın, bu kapılar sana kapalı demiyor. Adil olan bir insan Allah subhanahu ve teala'nın verdiği bütün nimetleri düşünür. Bu nimetleri bana yıllarca Rabbim bana verdi. Annem de vermedi, babam da vermedi, patronum da vermedi, kardeşim de, eşim de, çoluğum da, çocuğum da vermedi. Bütün bu nimetleri şu an sahip olduğum ne var ne yok ise hepsini bana Rabbim verdi der ve adaletli bir şekilde düşünüp ve gerçek manada kime kulluk edeceğini, kime yönelmesi gerekli olduğunu ve kime yalnız ve yalnız ibadet edeceğini ve halen ibadet etmiyor ise bunun pişmanlığını duyar ve kendisini bir sorguya çeker. Yani nereye kadar ibadet etmeyeceksin Allah subhanahu ve teala'ya? Nereye kadar Allah subhanahu ve teala'nın kapısından uzak kalacaksın? Onun dininden uzak yaşayacaksın? Nereye kadar? Ölene kadar. Zaten Rabbimiz diyor ki bana döndürüleceksiniz. Yani bana geliyorsunuz. Her geçen gün bir adım daha bana yaklaşıyorsunuz. Öldükten sonraki hayatınız mahvolmasın. Öldükten sonraki hayatınız güzel olsun. Öldükten sonraki hayatınız hani istediğiniz o dünya şatafatı, dünya ziynetleri, dünya süsleri var ya. Ben size sanki bunlardan daha kötüsünü vaat etmiyorum ki. Ben bunlardan daha aşağısını, daha bayağısını, daha adisini vaat etmiyorum ki. Ben bunlardan fazlasıyla ve fazlasıyla üstününü ve dünyada sınırlı bir süre de vaat etmiyorum. Dünyada kaldığınız sınırlı bir süre gibi bir süre de vaat etmiyorum ki. Hani işte şu kadar kalacaksınız, şu saatten sonra yine öleceksiniz de demiyorum. Ben size ölümsüzlüğü vaat ediyorum. Hani milyarderlerin işinden koştuğu o ölümsüzlük var ya, ha diyor onu yeryüzünde aramayın. O benim katımdadır diyor. İnsanlar neye değer veriyor ise onunla ilgilenirler. Yani sen bu insanlarla otur, saatlerce faizlerin oranı ne kadar düşmüş, ne kadar çıkmış diye konuşabilirsin. Ya da Bitcoin'in ne kadar düşüp ne kadar çıktığını, hangi programların daha faydalı olup olmadığına dair bu tür şeyleri konuşabilirsin. İşte falanca evi alsam nasıl olur, filanca evi alsam nasıl olur, falanca cadde nasıldır, filanca sokak nasıldır konuşabilirsin. Ya da futbol takımlarını konuşabilirsin. Hangi transfer ne zaman yapılmış, kaç liraya yapılmış, bon servisi nedir, şu nedir, bu nedir, hangi teknik direktör, hangi takıma gitmiş gibi bunları konuşabilirsin. Sabahtan akşama kadar dünyalık meseleleri konuşabilirsin. Allah subhanahu ve teala kitabında diyor ki Allah'ın tekliği, Allah'ın birliği yani tevhid bahsedildiği zaman ahirete iman etmeyenlerin kalpleri bundan tiksinir, bundan nefret eder. Bunu sevmezler, bundan hoşlanmazlar. Bu ayeti bütün hepimize tatbik edelim. Bir bakalım ne kadar Allah subhanahu ve teala'nın dini zikredildiği zaman bizler bundan mutlu oluyoruz. Ne kadar dünya işleri zikredildiği zaman biz bundan mutlu oluyoruz. Yani biz bunu tutup da illa falanca kişiler kafirdir, onlara tatbik edeceğiz diye bir durum yok. Bu ayeti üzerimizde bir ölçü olarak kullanabiliriz. Yani biz ne kadar İslam'ı konulara değer veriyoruz, ne kadar ahirete değer veriyoruz, ne kadar Allah'ın kadrini biliyoruz, ne kadar ona değer vermişiz, ne kadar peygamberin hayatına değer vermişiz. Birisi geldiği zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye başladığında biz onu duyduğumuzda hemen kulak kabartırız. Çünkü biliriz ki bu kişinin ağzından çıkacak sözler Allah subhanahu ve teala'nın diniyle ilgilidir. Söylediği sözler Kur'an'a ve sünnete uygun ise bizi ilgilendirir. Yok Kur'an'a ve sünnete uymuyor ise münkeri elimizle, olmadı dilimizle, en fazla da kalbimizle buğz ederek engellemeye çalışmamız gerektiğini biliriz. Yani kalbimizle neyi büyütmüş isek duyduğumuz zamanda aynı şekilde ona tepki veririz. Onu dikkate alırız. Şimdi ahirete değer vermeyen insanlara sen istediğin kadar İslam'ı anlat, istediğin kadar Allah de, istediğin kadar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de, istediğin kadar sahabeden bahset, istediğin kadar ayetten bahset. Hiçbir şekilde fayda göremez. Çünkü kalp neyi beslemiş, neyi büyütmüş, neyle dolmuş ise ona değer verir. Sen neyle ilgilendin yıllarca, kalbin onunla dolmuş demektir.
demektir. Sen ne ile hayatını geçirdin? Kalbin onunla dolmuş demektir. Çocuğuna falanca oyuncağı almak için ilgilendiğin kadar, onu mutlu etmek için ilgilendiğin kadar, eğer Allah'ın rızasını gözetmemiş isen, sen böyle bir insana tutup da İslam'ı anlatmaya çalıştığın zaman ona zaten sanki yeni bir din getirmiş gibi olursun. Şimdi insanları kınamamamız gerekli, insanları eleştirmememiz gerekli diye bir algı var, bir inanç var. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldiği zaman şöyle mi dedi? Ya şimdi Lata, Mena, Tavuzza'ya şimdi ben söz söyleyeceğim. Velid bin Mure bunalacak, daralacak, sinirlenecek. Benim hatalarım da var. Onların da şu an torunları şu anki toplulukta, kavimde. Ben bunlara bir şey söylediğim zaman şimdi bunlar da alınacak, bunlar da kırılacak. En iyisi ben bunu söylemeyeyim, üzerine kapatayım, susayım, kenara çekileyim. Öyle bir şey demedi. Yani onlar kırılsa da, onlar darılsa da, onlar incinse de hakkı ortaya koydu. Şimdi biz insanlara bir şeyler anlattığımız zaman hemen vay efendim sen mi bir Müslümansın diye bir tepki görüyoruz. Ya Allah subhanahu ve teala katında kim Müslüman ise odur Müslüman. Biz bu din ile Allah subhanahu ve teala'ya korku ve ümit ile ibadet etmeye çalışıyoruz. Allah subhanahu ve teala'nın temennimiz odur ki bizi hakka hidayet etsin. Bu çalışma üzerindeyiz. Yani bizim bir ümidimiz var. Kurtulmaya yönelik bir ümit taşıyoruz ve bu ümidimizi de öyle kuru kuruya Allah affeder diyerek bitirmiyoruz. Elimizden geldiğince Kur'an ve sünnet üzere çalışmalar yapıp Kur'an ve sünnet üzere başka çalışmalar yapan insanlardan da faydalanmaya çalışıyoruz. Özellikle selefimiz bizim için Kur'an ve sünnetin kandilleridir. Bizim elimizden tutup Kur'an ve sünneti en güzel bir şekilde bizlere anlatabilecek kişilerdir. Ehl-i sünnet diyoruz biz bunlara. Biz bunların tabii ki değerlerini bilmemiz gerekli. Biz bunların tabii ki peşinden gitmemiz gerekli. Aynen bu şekilde sizlerin de yahut bu İslam'la ilgilenmeyen ama Müslümanım diyen insanların da kendilerini aldatmamasını isteriz. Yahu bu din senin iman etmenle benim iman etmemle yücelmiş bir din değil. Yücelecek bir din değil. İslam dini zaten yüce bir din. Biz bu dinden payımıza düşeni almamız gerekli. Bunun için çalışmamız gerekli. Ha ne yapacağız? Biz bu dini insanlara gündem edeceğiz. Bir nevi yeryüzünde yücelteceğiz. Zaten Allah'ın katında yüce bir din ama yeryüzünde nasıl bir din hale gelmiş? Hasif bir din haline gelmiş. İslam en değersiz bir din haline gelmiş. Yok kardeşim böyle olmaz diyeceğiz. Ben bir Müslüman isem o zaman İslam dini benim bir dinim ise o benim bayrağımdır. En tepeye çekmek zorundayım. Onu en tepeye çekmek isteyen insanlara da yardım etmekle mükellefim. Şimdi biz Hakk'ı anlattığımız zaman sen tutup eğer kalbin bundan ürküyor ise, tiksiniyor ise, nefret ediyor ise bir an önce bitsin de başka bir konuya başlayalım diyor isen sen çıkıp diyeceksin ki ben bir Müslümanım. Ben bir iman edenim. Yahu sen iman eden isen niçin İslam'ı dava edinmiyorsun? Allah subhanahu ve teala'nın dava edindiği bu ayetler yeryüzüne inmiş. Allah subhanahu ve teala bu dünyada dünya kadar dava ettiği şeyler var. Bunları ayetlerde okuyoruz. Bugünkü sistemi biliyoruz. Bugünkü sistemle Allah subhanahu ve teala dost olmadığını söylüyor. Bugünkü sisteme düşman olduğunu, razı olmadığını apaçık bir şekilde Kur'an'da söylüyor. Yahu sen de o ki Allah'ı seviyor musun dediğimiz zaman Allah'a hamdolsun tabii ki seviyorum. Allah hiç sevilmez mi? Allah subhanahu ve teala güneşimizi verdi, yağmurumuzu verdi, çoluğumuzu, çocuğumuzu verdi diyorsun. Rızkımızı o veriyor diyorsun. O nasıl sevilmez? Diyorsun ya bu söylediğin sözü bir fiile geçirmen gerekli. İnsan sevdiği için bir şeyler yapar ya. Çünkü aksine Allah subhanahu ve teala diyor ki kitabında o kimseler ki ondan yani Allah'tan başkası anıldığı zaman ise hemen sevinirler. Yani Allah subhanahu ve teala sana ne yap? Yani sen ancak düşmanını duymaktan nefret duyarsın ve düşmanının dışında bir şeyler bahsedildiği zaman onlardan mutlu olabilirsin ya da sevdiğin şeylerden bahsedildiği zaman. Yani Allah subhanahu ve teala'yı sevmiyor musun sen? Allah subhanahu ve teala dediği gibi kerim olan Rabbine karşı seni aldatan nedir? Yani sen hiç yoktun, seni var etti. Senin üzerinde milyon, trilyon sayamayacağın kadar nimet verdi. Senin vücudunda şu an çalışan hücreler, o alyuvarlar, akyuvarlar, ne kadar çalışan organ var, çalışan bir ekip var. Yani sana havanı veriyor, suyunu veriyor, yiyeceğini, içeceğini veriyor. Yani sen sofraya o domatesi aldığın zaman ya da o biberi aldığın zaman ya da patates kızartmasını alıp önüne koyduğun zaman acaba onlar bir anda mı oluşuyor? Allah subhanahu ve teala toprağa onu emretmese, Allah subhanahu ve teala'nın izniyle o toprak onu büyütmese, o nasıl sofrana gelecek? Ya bir düşünsene. Senin önüne gelen ne kadar nimet var ise hepsi Allah subhanahu ve teala tarafından önüne gönderiliyor. Bütün bunları düşünüp nankörlük etmek yerine şükretmek gerekliyken ama sen tutuyorsun Allah subhanahu ve teala'nın konusu değiştiği anda hemen kalbin bir sevinç, bir mutluluk doluyor. Hemen saatlerce o meselelere yoğunlaşıyorsunuz, konuşuyorsunuz, gülüşüyorsunuz. Sen hal dilinle şunu söylüyorsun. Ben Allah'tan bahsedilince onu sevmiyorum. Ama Allah'ın dışında şeyler bahsedilince onlara eyvallah. Onları seviyorum. Konuşalım, saatlerce bu meselenin üzerinde duralım. En ince ayrıntısına kadar, teferruatına kadar bahsedelim, gülüşelim, eğlenelim ve bu şekilde ölene kadar devam edelim der gibi bir halin oluyor. Böyle insanlara da tutup İslam'ı anlattığımız zaman sanki bir sağıra, sanki bir köre, sanki bir kalpsize din anlatıyormuş gibi olabiliyor. Bu tür
durumlarda Allah subhanahu ve teala'ya öncelikle sığınmamız gerekli. Rabbim, biz de bugün senin bu nimetinden mahrum olan insanlar gibi dalalet içerisinde, sapıklık içerisinde olup kendimizi doğru yolda olduğunu zannedebilir. Hatta Allah merhamet eder, Allah affeder diyerek diğer ayetlerini görmeden Allah subhanahu ve teala'nın şunları şunları yapar iseniz sizlere azap edeceğim ve sizlere bağışlamayacağım dediği şirktir, küfürdür. Bunların içerisinde yüzerken biz bunlardan gaflet halinde olup senin bağışlayacağını zanneden kullarından olabilirdik. Ama Allah hamdolsun ki bugün senin katında en değerli olan nimet, tevhid nimetini sen bizlere nasip etmişsin de bizlerin gözünü açmışsın, bizlerin ufkunu genişletmişsin, bizlerin fehmini, anlayışını, basiretini, kalp gözünü resmen apaydın kılmışsın ki biz bugün bazı şeylerin farkındayız ve bilinç sahibiyiz. Bu şekilde Allah subhanahu ve teala bu tür durumları görüp de sığınmamız ve böylesi durumları Allah subhanahu ve teala'nın bizi düşertmemesi için dua etmemiz, yakarmamız gerekli. Tabi bunun bir de ileri boyutu, örnek söylüyorum, sen bir toplumda eğer Allah'tan, kitabından bahsediyorsan bazı kendini bilmez hadsizler senin konuştuğun şeyleri bile alaya alabiliyor. Yani zannediyor ki senin konuştuğun şeyleri alaya alıyor. Allah subhanahu ve teala'nın dinini alaya aldığını zannetmiyor. Onun zannetmesi hiçbir şey değiştirmez ki o Allah subhanahu ve teala'nın dinini alaya alan bir gafil, bir cahilden ibarettir. Allah subhanahu ve teala bizleri ıslah etsin. Allah subhanahu ve teala razı olduğu davetçilerden bizlere kılsın. Razı olduğu şeyleri söylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin.